Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Fatım 2, 10. sefir, 66. kısım. Fasıl içinde vasıl. Tavafta taş atmanın hükmü. Bazı bilginlere göre taş atmak sünnettir. Bu bilginler bunu yapmayanın kan borcu olduğunu söylemiştir. Bir görüş ise fazilet olduğunu ileri sürer. Yapılmadığında bir şey gerekmez. Burada kudüm tavafını kastediyorum. Remil yani taş atma, iyiliği yaparken diğerini acele etmektir. Öyleyse o iyilik içinde iyiliktir. Şu halde o, ilahi emrin bilgisini algılamada acele etmekten kaynaklanır. Çünkü Allah şöyle buyurur. Bizim emrimiz göz açıp kapatmak gibi tek bir şeydir. Çünkü görmeden daha hızlı bir şey yoktur. Göz açma vakti uzakta bile olsa, görülen şey ilişme zamanının aynısıdır. Duyudaki en uzak şey menziller feleğinde bulunan sabit yıldızlardır. Göz onlara baktığında ışık kendilerine ilişir. İşte duyunun hızı budur. Sınırlılıktan soyut olan manaların etkilerinin hızı hakkında ne söylenebilir ki? Hızın eşyadaki hükmü başka şeylerin sahip olmadığı bir etkidir. Burada hakkın bir şeye ol deyip onun da meydana gelmesinin anlamı öğrenilir. Böylelikle hakkın ol sözünün vakti yaratılmış şeyin oluşma vaktinin aynıdır. Bu nedenle hızı en iyi ifade eden, ardışıklık belirten F harfidir. Bu nedenle emrin cevabında onu getirmiştir. Alemin yaratılışı ve zuhurunun tarzını, ilahi emrin kendisine hızla nüfuz etmesini, baş gözü ve kalp gözlerinin alemden idrak ettiği şeyleri öğrenmek istersen, şöyle bir örnek düşünebilirsin. Havada kendisini döndürerek hareket ettiren bir insanın elindeki meşalenin durumuna bakmalısın. Hareketin hızı görenin gözünde bir çizgi ve daire oluşturur. Çizgi olması hareket ettirenin hareketi uzatmasına veya herhangi bir şekilde oluşturmasına bağlıdır. Bu durumda bir ateş dairesi gördüğünden kuşku duymayacağın gibi ortada bir dairenin bulunmadığından da kuşku duymazsın. Bu yanılgıyı senin gözünde meydana getiren şey hareketin hızıdır. Bu durum bizim işimiz ki ol sözüdür, tektir. Tıpkı bir ateş topu gibi göz açıp kapatmak gibi ayetinin anlamıdır. Bu ise bir daire yok iken daire algılamaktır. Öyleyse bu gözün algılaması için ortaya çıkan yaratılmış surettir. Bu durumda sen baş ve kalp gözünle görmen ve düşünmen bakımından söz konusu şeyin yaratılmış olduğunu hükmedersin. Bilginle ve keşfinle ise onun kendisiyle yaratılan hak olduğunu hükmedersin. O kendisi olmayan bir şeydir. İşte bu varlığın kendisindeki yokluktur. Bu idrakin ne kadar derin olduğuna bakınız. Bununla birlikte duyu, onun sınırlı, yoğun ve eksik bir şekilde ortaya çıkma mekanıdır. Şu halde hakkın mertebesine göre durumun nasıl olduğunu zannedebilirsin. Yaratıklarının hakikatlerinde kendisini kendisiyle konuşturanı tenzih ederim. Nitekim Allah şöyle buyurur. Allah'ın kelamını duysun diye onu komşu edin. Nitekim Allah kulunun diliyle o kendini hamd edeni duydu diye buyuruyor. Şu halde Allah hem konuşan ve hem de dinleyendir. Allah'tan başka ilah yoktur, o aziz ve hakimdir. Kardeşim, düşünceni parlaklığı esnasında şimşeğin durumunu öğrenmeye ver. Şimşeğin parıltısı havanın aydınlanmasına, havanın şimşeğin ışığıyla aydınlanması ise duyulur şeylerin gözükmesine yol açar. Duyulurların ışık vasıtasıyla görülmesi ise gözün onları algılamasının sebebidir. Bütün bunlar tek bir anda gerçekleşir. Bununla birlikte sen sebebin sebepliden önce geldiğini bilirsin. O halde ışığın aydınlatma zamanı havanın aydınlanma zamanıyla bir olduğu gibi bu zaman duyulurların görülme ve gözün ortaya çıkan şeyleri algılama zamanıdır. İnsanın bir şey var veya yok demesi için misaller veren ve benzerler yaratan Allah münezzehtir. İzzet, celal ve kerem sahibi olanın izzeti ne yücedir? Orada Allah'tan başkası yoktur. O varlığı zorunlu, özüyle bir, isim ve hükümleriyle çoktur. Aynı zamanda imkansıza güç yetirendir. Nasıl olur da İmkana ve mümküne güç yetiremezsin ki. Nasıl olur da imkana ve mümküne güç yetiremezsin ki?
Onlar Allah'ın hükmünden meydana gelir. Allah'a yemin olsun ki ondan başkası yoktur. Her şey ondandır ve işin bütünü ona döner. Bu nedenle Şari remeli üç yapmıştır. Ne fazla ne eksik. Birincisi kendisine, üçüncüsü ortaya çıkana ait iken, ikincisi ise ilk ve üçüncü arasında ondan ortaya çıkan şeyin zuhur sebebidir. Bunun böyle olması zorunludur. Gördüğün şeyi iyice incelediğinde, gördüğün şeyin orada bulunduğunu anlarsın. Böylece aklın algısı, akledilir durumları bu şekilde üçlü şekilli olarak ortaya koyar. Bunlar amacı ortaya çıkartmak için üç şeyden oluşmuş öncüldür. Aynı şey duyuda geçerlidir. Duyu, duyulur ve duyunun duyulara ilişmesi. Duyunun duyulara mı iliştiği yoksa duyulurun duyuya mı yansıdığı ise bilinmez. Akıl, yemin olsun ki bu konuda eksik kalmış, düşünce körelmiş, vehim şaşırmış, anlayış ise çıkmaza girmiştir. Öyleyse iş büyük, yükümlülük ağırdır. Şeriat ise inmiştir. Akıl kabul eder, emir uygulanır. Hadiseler meydana gelir. Güçler ayaktadır. Teraziler konulmuştur. Kelimeler tükenmez, varlıklar uzaklaşmaz. Bu farklı bilinenle birlikte hiçbir şey yoktur. Hakikat tektir, iş birdir. Hayret kendisiyle şaşıran olmazsa kendiliğinde hayrete düşer. Şu halde alemin kendisiyle nitelenmiş olduğu zannedilen hayret, zannedildiği gibi değildir. Bilakis o hayretin hayretidir. Şu halde ancak o ve hayret vardır. Allah'a yemin olsun ki diller kalplerin bildiği şeyi iade etmekten perdelenmiştir. Allah'a yemin olsun ki kalpler işi bulunduğu hal üzere anlamaktan perdelenmiştir. Şu halde onların şaşırıp şaşırmadığını bilemezsin. Hayret vardır ve yeri bilinemez. Ayrıca hayretin kim adına var olduğu, hükmünün kimde ortaya çıktığı da bilinmez. Allah'tan başkası yoktur. Allah'tan başkası yoktur. Ondan başkası yoktur. Vardır da yoktur. Çünkü hakikat birdir. Bu nedenle zatlar hakkında şöyle hüküm verdik. Onlar var olmasa bile Allah'a aittir ve Allah'a secde eder. Fasıl içinde vasıl. Şeriat bilginleri Mekkeliler hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdi. Acaba hac yaparken remil yaparlar mı yapmazlar mı? Bazı bilginler Arafat'tan önceki her tavafta remel yapılacağını söylemiştir. Bir grup ise bunun müstahap olduğunu söylemiştir. Bazı bilginler ise Kabe'yi tavaf ettiklerinde Mekkelilere remelin vacip olmadığını söylemiştir. Bu ise kendisinden aktarılan bir görüşe göre İbni Ömer'in mezhebidir. Remelin illeti daha önce belirttiğimiz şey olduğu için Mekkelilere ve diğerlerine remel gerekmiştir. Özellikle insan her nefes bir hüküm altındadır. Her nefeste gidicidir. Giden herkes tavaf eder. Her gidiş tavafında ise bir remel vardır. Kendisine uymak isteyen kimse için sünnet böyledir. Nefsinin gelişini ve insanın her an yeniden yaratıldığını bilmeyen kimse ise ki insan yokluktan varlığa gelir, ona tavafı gerekli görmez. Çünkü o bu niteliğe zaten sahiptir. Nitekim onlar da Mekkeli olan kimselerdir. Fasıl içine vasıl. Rükünlere elle dokunmak. Çoğunluğu teşkil eden bilginler iki rükne elle dokunmanın yeterli olduğunu söylemiştir. Cabir ise şöyle demiştir. Tavaf ederken bütün rükünlere dokunmayı gerekli görüyordu. Selef bilginlerinden bir grup ise şaftların tek sayılarında iki rükne elle dokunmanın müstahap olduğunu söylemiştir. Bunlar birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci şaftlardır. Bütün bilginler özellikle Hacer'i öpmenin sünnet olduğunda görüş birliğine varmıştır. Fakat ikinci Yemen rüknünü öpmenin durumu hakkında ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bu noktada el sürmeye gelirsek bu biat etmek amacıyla rükne temas etmektir. Dolayısıyla Hacer rüknünde olabilir. Çünkü Hak onu sağ eli yapmıştır. İnsan ona biat etmek üzere temas eder. Teması biatla görmek yerine teberruk amaçlı gören kimse ise bütün unsurlara eliyle dokunur. Çünkü onlara dokunmak ve kendilerine yaklaşmak bütünüyle berekettir. Hacer ise özellikle biat ve musafaya ayrılmış, diğer rükünlerle beraber berekette ortak olmuştur. Şu halde rükün olmakla birlikte onda daha fazlası da bulunur. Hacer'i bir rükün olarak dikkate alan kimse onu elle dokunmada Yemen rükününe ortak sayar.
Üçüncü rükün ise Hicr'de belirsizdir. Çünkü onun Kabe'de bir şekli yoktur. Şam ve Irak rükünleri ise konulmuş ilk evin iki rüknü değillerdir. Onlar Hak tarafından konulmuş olmadıkları için rükün sayılmamışlardır. Bu nedenle onların hükmü diğer iki rüknün hükmünden farklıdır. Bütün fiillerin Allah'tan olduğunu ve iki rükün ile Hicr'deki üçüncü rüknü ilk vaaz edilişi ile belirleyenin ikinci vaaz ile dört rüknü de belirleyen kimse olduğunu düşünür. Çünkü Allah'tan başka onları koyan yoktur. Bu durumda rükün olmaları bakımından hepsine temas eder. Bunlar Allah tarafından konulmuş şeylerdir. Allah dilediği yaratıklarını onların elinde ortaya çıkartmak üzere buna muvaffak kılar. Fakat onların rükün olmak bakımından öpme ve musafaha da yerleri yoktur. Şu halde tavaf eden insan Hacer'i öpüp sünnette belirtildiği gibi alnıyla üzerine secde ettiğinde, eliyle kendisine dokunarak musafaha yaptığında onun rüknüne de elini sürmelidir. Böylece bütün rükünlere de el sürmüş olur. Bunu yapmazsa el sürmemiş sayılır. Şu var ki Hacer-i Esved'e rüknün taşlarından biri sayılabilir. Bu durumda ona musafaha etmesi temas yerine geçer.